Yeni bir haftadayız. Her şey yeni. Bugün yine kaptanlık oyunu var. Benden çok isteyen yoktur herhalde. Abi kaptan bakalım olmak ister misin Emre? Çok istiyorum şef. Eğlendik o zaman. Yarışmacılar acaba seninle çalışmayı düşünüyorlar mı? Bilmem, soralım isterseniz. Var mı? İsteyin. Cani gönülden Emre'nin takımında olmak isterim diyenler? Ben Emre'nin takımında olmak istemiyorum diyenler? Bravo, bayağı taraftarım var. Evet Sergen, kaybettin, kazandın ama kaybettiğin bir iddia var. Kılık kıyafeti alırsın, o senin kendi problemin. İnşallah. Geçen haftayla alakalı neler söyleyeceksin? Vallahi şey, benim için iyi geçti yani, kötü bir şey yok, ucu ucuna kaybettik. Yani kendi performansımdan da memnunum. Elimden geleni yaptım. Evet Sergen, Burcu ile konuştun mu sonra? Bir küçük tartışma oldu. Konuştuk. Bir şey yok ki, tartışma yok. Konuştuk yani, ben gayet güzel açıklamasını yaptım ikisine de. Yani insanlar beni neden yazıyor diyor arkadaş da, 3 yemek yaptı, 3'ü de kaybetti yani. Kimi, beni mi yazacaklar veya İbo'yu mu yazacaklar? Kaptan da olsam geçerim sandalyeyi, ben koyarım oraya, geçlerim. Bilmiyorum oturuyorum. Vallahi hiç tartışma. Bu lafından sonra. Turan, geçen haftanın en büyük sürprizlerinden biri senin bu takımın en genci olmadığını öğrenmemizdi. Hala şaşkınlığı atlatamadık. Çünkü bugüne kadar hep diyorduk ki ya Tunahan daha çok genç yani, daha evladımız diyorduk. Artık öyle bir şey diyemeyiz çünkü dersek Milan'a da deriz. Nedir bu? Sempatiklikle mi götüreceksin işi yani? O mudur taktik? Sonuçta günün sonunda burası bir yemek yarışması ve yemek yapmak gerekiyor. Geçen hafta pek parlak bir hafta olmadı benim için. Takım olarak çok sakin ve uyumlu çalıştık. Ama haftanın sonuna baktığınızda kendi adıma başarısızdım. Dilara doğru söylüyor. Potada olması gereken kişi bendim diye düşünüyorum. Umarım bu hafta daha güzel olacak her şey. Şu kaptan olursa Hamza'yı alır mısın takıma? Şöyle ki, her takımda potaya gönderilmesi gereken biri olması gerekiyor. O yüzden Hamza'yı takıma alırım. Dürüstlüğün de bu kadar biraz fazla değil mi? Evet, biraz bir tık daha fazla. İyi başlandı sonra şey. Yani Hamza'nın dediklerinden bunu mu çıkardın? Yani şöyle, Hamza da benim gibi aşırı dürüst bir insan. Ama onun yeri bence burası değil. Çünkü o cümleden sonra eminim ki Hamza'yı takıma çağıracak kişi çok azdır. Varsa da iki kişiyi geçmez yani. Mustafa, senden Azize'ye nasıl yedekten gelinip de takıma uyum sağlanır, hiç yedek değilmiş gibi ekiple çalışılır konusunda kısa 2-3 tane tavsiye vermeni istiyorum. Çünkü ihtiyacı var gibi duruyor. Girer girmez herkese sataşmaya başladı. Öncelikle ilk amaç takım olmalı, sen değil. Takımın için yarışmak zorundasın. Benliğini bir kenara bırakacaksın. Sevmediğin insanlarla çalışmak zorunda da kalabilirsin. Sevdiğin insanlar olmak zorunda da değil. Burada bir iş yapıyorsun. İşi layığıyla yapmak gerekiyor. Ben bu şekilde adapte oldum. Arkadaşlarıma saygı duydum. Yaptıkları işe saygı duydum. Ve bana ve yapılan işime saygı duyduklarımı gördüğüm andan itibaren kendimin %100'ünü değil %200'ünü vermeye gayret ettim. Mevzu aslında bu. Yani bir insanı sevmek zorunda değilsin. Ama bir iş yapıyorsan bunun hiçbir önemi yok. Yani sevmediğin insanla da çalışmak, hatta yan yana bile aynı tahtada ürün doğramak zorunda bile kalsam bile bunun bir önemi yok. Sadece işini yapman gerekiyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Gerçekten hiçbiri için kötü niyet dileyemem. Ben yapımda yok zaten. Bu da sadece kaptan için değil veya o grup için değil, kendim için de yarışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Bunu benden bekleyebilirler. Böyle surat yapıp küçük çocuk gibi kenara çekilecek halim yok. Kesinlikle asılırım yani. Yapmam böyle bir şey.